1995 yılında Ankara'da doğdum. Sonrasında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümü okudum. Resim bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi'nde resim bölümü okumaya başladım. Okurken Polonya'ya gidip disiplinler arası çalışma fırsatı yakaladım. Döndükten sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli karma sergilere katılmaya başlamıştım zaten. Bu noktada genellikle tekstil materyalini kullanmaya başladım. Kumaşlar oldular, kağıtlar oldular, bazen el yapımı kağıtlar oldular, bazen fotoğraf oldular. Süreç içerisinde hep yüzeyimi değiştirmeye çalıştım. Sonrasında tekstilde yüksek lisans yapmak çok doğru geldi ve Marmara Üniversitesi'nde tekstil bölümüne girdim. Yüksek lisans yaparken araştırmalarım sonucunda biyomateryallerle tanıştım. Bu oldukça dikkatimi ve ilgimi çekmeye başladı. Özellikle de SCOBY. SCOBY bakteri ve mayalardan oluşan bir yapı. Bunu yapmak için kombuça çayına ihtiyaç duyuyoruz. Ve kombuça çayı da 2000 yıllık bir geçmişi olan Çin'de ortaya çıkmış bir çay. İçerisinde bulunan bu bakteri ve mayalardan oluşan jelatinimsi yapı benim üretimlerimdeki süreçlerde kullanmaya başladığım bir organizma olmaya başladı. Yüksek lisans tezimde ise sürdürülebilirlik kapsamında biyomateryallerin sanat pratiklerindeki yerini araştırdım. Genellikle işlerimde çocukluk, mekan ve bellek üzerine çalışmalar yapıyorum. Bunu yaparken nakış tekniğini kullanıyorum. Çünkü ne kadar resim de okusam kendime anlatmak istediğim kavramsal altyapıyı oluşturan çerçeve nakıştan geçiyor benim için. Bu yüzden nakış tekniği benim için önemli. Evet, süreç içerisinde tekstil anlamındaki bütün materyalleri deneyip keşfetme şansı yakaladım. Fakat asıl sorguladığım ve araştırdığım şey yüzey, yeni yüzey oluşturmaları. Bu aşamada da kendimi yüzey araştırmacısı olarak tanımlayabilirim. Temel olarak insanların mekanla kurduğu ilişki üzerine gidiyorum. Bunu yaparken de iki filozofun mekanlı yaklaşımı oldukça benim dikkatimi çekiyor. Bunlardan biri Guattari'nin Kozmosis adlı eserinde geçirdiği kaygan mekan kavramı. Hareket halinde olan, oluş halinde olan bir mekan anlamını taşıyor. Tamamen deneysel bir alan sunuyor. Aynı zamanda Heidegger de mekanı boş bir kap olarak algılamıyor. Eğer biz mekandan söz edeceksek orada mutlaka yaşamın geçmesi gerekiyor diyor. Ben de bu kavramlardan yola çıkarak hali hazırda kendi yaşam alanlarımın krokilerini oluşturmaya başlamıştım. Yaşam alanlarımdan çıkarttığım krokileri içerisinde SCOBY'yi büyütmeye başladım. SCOBY çünkü bulunduğu kabın şeklini alarak ürüyor. Biz nasıl mekana yayılıyorsak SCOBY de aynı şekilde yayılarak o mekana, mekanda üreyip büyüyebiliyor. Sonrasında su yüzeyinden çıkartıp kurma aşamasına bırakıyorum. Kurduktan sonra ise yine nakışlarla müdahale ederek Lightbox gibi sistemler kullanıyorum. Çünkü malzeme geçirgen bir malzeme ve ışık sunum açısından etkili bir materyal. G27'ye başvurma sürecim aslında internette gördüğüm bir open call sayesinde gerçekleşti. Orta firmasının sponsor olduğu bir çağrıyı gördüm. Kendi eğitim geçmişimle gerekli koşulları tam olarak sağladığımı düşündüm. Hem resim mezunuydum hem de tekstil üzerine çalışmalar yapıyordum. Bu yüzden doğru bir başvuru olacağını düşündüm. Ve uzun zamandır üzerine çalıştığım bu biyomateryali kumaşlarla birleştirme fikri ve aynı zamanda mantarları ya da miselyumları kumaşa ve deriye dönüştürme fikirlerimi üretme şansı olabileceğini hayal ettim ve bu şekilde bir dosya hazırladım. Sonrasında kabul aldıktan sonra buraya gelip farklı denemeler yapma şansı yakaladım. Özellikle SCOBY üzerine birçok reçete çıkartmış oldum. Bunu yaparken farklı bitki çaylarını kullandım. Farklı demleme sürelerini gerçekleştirdim. Sabancı Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Nur Mustafaoğlu ve ekibiyle çalışma fırsatı yakaladım. SCOBY malzemesini daha iyi nasıl geliştirebiliriz ya da alternatif olarak neler üretebiliriz diye sorguladığımız bu çerçeve içerisinde birçok deney yaptık. Çoğu başarısız oldu fakat tabii ki de önemli değil. Bana çünkü ilerleyen süreçlerde yeni kapılar açtı. Bunlardan bazılarını bahsedecek olursam GFP denen bir transformation geni bulunmakta. Bu gen içerisinde doğada bulunan floresan proteini yer almakta. Bu proteini biz acaba SCOBY'nin içerisinde yer alan bakterileri enjekte edip mikroskop altında görebilir miyiz diye denedik. Fakat başarısız oldu. Sonrasında
petri kapları içerisinde, agar içerisinde bakteri ve mayaları gözlemlemek için örnekler sunduk. Onları mikroskop altında inceleme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda üniversitenin imkanlarında olan CoSpace'de birçok 3D cihazların olduğu bir alan mevcut. Orada bu malzemenin boyutunu ve sınırlarını nasıl zorlayabilirim diye farklı şekiller üreterek üzerinde kurma aşamasını gerçekleştirdiğim bir aşama da oldu. Ve son olarak elektrospinning tekniğinden bahsedebilirim. Bu teknik yüksek voltajda gerçekleşen, yüksek elektrik akımının olduğu bir alanda gerçekleşiyor. Bunu yapabilmek için polimer çözeltiden oluşturulmuş nanolif ağlar üretmeyi sağlayan bir cihaz. Burada acaba biz Scooby sıvısını bu akışkan hale getirip ağ yapacak bir hale sokabilir miyiz diye sorguladık. Çözeltinin kıvamı evet istediğimiz bir kıvamdaydı. Fakat içerisinde yer alan yapısal sorunlardan dolayı orada bir ağ sistemi oluşturamadık. Fakat dediğim gibi birçok teknik öğrenmiş oldum. Ve aynı zamanda süreç içerisinde orta firmasını da tanımış oldum. Kayseri'ye gidip ana firmalarını ziyaret ettim. Firma kendi içerisinde sürdürülebilirlik politikalarını gerçekten günümüze taşıyan nadir tekstil firmalarından biri. Fabrikada üretilmiş enerjiyi dönüştürme ve tekrar dönüşülebilir boyalar kullanma, minimum atık üretme gibi dönüşümler yapmaya çalışan bir firma. Bu oldukça beni etkiledi. Sonrasında fabrikadan edindiğim atık kumaşlarla bir yerleştirme yapmak istedim. Yaptığım araştırmalar sadece Scooby bazında değildi, mantar üzerinde çalışmalar yapmaya başlamıştım. Akademisyen İpek Yalçın'la tanışma fırsatı yakaladık ve bunun üzerine de yine farklı teknikler ve üretim şekillerini konuşma fırsatı yakaladım. GET27'de gerçekleştirdiğim projem Yaşayan Mekan, etkileşim ve deneyim yeri olarak kurguladım. Ve buradaki yaşadığım süreç içerisinde GET27'nin kürekisini çıkartıp bir konstrüksiyon oluşturmak istedim. Ahşap materyalini kullandım ve ev içerisinde yer alan öğeleri de bu konstrüksiyonun içerisine taşımaya çalıştım. Konstrüksiyonun duvarlarında yer alan parçalı kumaşlar ve Scooby parçaları bir nevi duvar ve perde hissiyatı yaratsın istedim. Oradan çıkarttığım bölümler Scooby'nin transparanlığını gösterirken aynı zamanda da geçirgenliğini ve pencere hissiyatı yaratmasını amaçladım. Enstalasyonda yine yer alan başka bir çalışmam Scooby pantoneleri. Bunu yaparken farklı bitkilerden oluşturduğum demlemeleri göstermek istedim ve bir renk skalası yapmak istedim. Ve son olarak enstalasyonda yer alan bir masa yerleştirmesi bulunmakta. Bu masanın üzerinde kullandığım çaylar ve aynı zamanda süreç içerisinde ürettiğim farklı boyutlarda, farklı yüzeylerde olan skobiler yer almaktı. Katılımcı masaya gelip skobileri deneyimleyebilecek bir alan oluşturmak istedim. Bir keşif hali olsun istedim. Bu yaptığım çalışmalarla da disiplinler arası çalışmanın bir kez daha önemini anlamış oldum. Yeni materyal araştırmaları, doğada çözünebilme, etki, üretim gibi özelliklerin yanı sıra sanatçı ve tasarımcılar sayesinde yeni farkındalıklar yaratmak için önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Orta gibi büyük tekstil firmaları ya da diğer firmaların bu farkındalıkla üretim şekillerini değiştirmeleri inanılmaz bir değişim sağlayacaktır. Gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam politikası gerçekleştirmemizin en büyük temeli düşünme şeklimizi değiştirmek olduğunu düşünüyorum.